Komünist Çin rejiminin, Doğu Türkistan'ın farklı il, şehir ve kırsal kesimleri başta olmak üzere halkı gözetlemek üzere bölge genelinde 19 gözlem grubu oluşturduğu öğrenildi. Çin Halk Ağı'nda yer alan habere göre, Doğu Türkistan'daki sözde, Binjiang Uygur Özerk Bölgesi, Parti Komitesi İzleme Çalışmaları ekibinin birleşik düzenlemesinde, 4. gözlem grubunun konuşlandırılması yakın zamanda tamamlanmış olup, bu gruplar sayesinde başta merkezi şehir Urumçi olmak üzere Gulca, Altay, Tarbagatay, Birtala, Karamay ve diğer 6 beldeye bağlı 41 ilçe ve de 3 teknolojik kalkınma bölgesi, yani yapay sanayi şehircik düzenli olarak izleniyor. Çin rejiminin Doğu Türkistan halkını köle işçi olarak çalışmaya zorladığı ana endüstrilerden biri de pamuk endüstrisidir ve Çin, Doğu Türkistan'da devlet düzeyinde pamuk ipliği ticaret merkezi kurarak, bölgede uygulanan zorunlu işçi çalıştırma cinayetini daha da yoğunlaştırmaya çalışıyor. Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağ'ına göre, 18 Aralık Doğu Türkistan'daki sözde, Uygur Özerk Bölgesi, Halk Hükümeti, Bingtuan yani Binjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu ve Çin Ulusal Tedarik Zinciri Yönetim ve Koordinasyon Ofisi tarafından ilk devlet düzeyindeki pamuk ipliği ticaret merkezinin kurulduğunu, Urumçi Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen resmi tören ile kamuoyuna duyuruldu. Son dönemde ABD ile rekabeti uluslararası gündemden düşmeyen Çin'in, düşmanın uykusunu getirip düşüncelerini kontrol eden yeni bir silah üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Washington Times gazetesinin haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu teknolojik silahlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Konvansiyonel silahlar olmadan savaş kazanmayı sağlayacak silahlar arasında, düşünce kontrolü sağlayan cihazlar da bulunuyor. Biyolojik içerikli bu silahlar düşmanı uykulu hale getiriyor, algısını ve dikkatini zayıflatıyor. Kırgızistan Devlet Başkanı'nın idaresinin açıkladığına göre, Cumhurbaşkanı Sadır Laparov'un, Kırgız Cumhuriyeti'nin devlet sembolleri hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun, imzaladı. Böylece Kırgız Cumhuriyeti bayrağındaki güneş ışınlarının şekli dalgalıdan düze dönüştü. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 148'e yükseldiği bildirildi. Müslüman etnik azınlıkların çoğunlukta olduğu bölgede depremzedeler, soğuk kış koşullarında barınma sorunuyla baş etmek zorunda kalacak. Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın, tartışmalı 11,88 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı. Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 17-23 Aralık'ta Tacikistan'ın Sokdi bölgesindeki Buston şehrinde bir araya geldi. Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu. Çalışma grupları, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının yaklaşık 240 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.